Selamlar dostlarım, Ders CD'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne işleyeceğiz? Dental Arc'da ideal diş dizilimine ait terminoloji diyeceğiz. Oklüzyal yönden bakıldığında her dental arkta maketimizden gösterelim. Arka diş dizilimi U veya parabol şeklinde görülür. Şimdi şöyle bakacak olursak şurada bir U dizilimini görüyoruz. Kök ekseni çizgisi ve diş dizimi. Ne oluyor bu kök ekseni çizgisi? Bir diş çizecek olursak eğer. Kök ekseni dediğimiz şey dişin apikal ucunun ve insidal kenarının ortasından geçen ve dişi mezyal ve distal olmak üzere ikiye ayıran çizgidir. Hayali bir çizgidir. Fasiyelden bakıldığında mezyal ve distal olmak üzere ikiye ayırır arkadaşlar. Bir de mezyal ve distal yönden baktığımız zaman nasıl oluyor? Bunu görelim hızlı bir şekilde. Mezyal ve distal yönden baktığımızda ise şöyle bir diş çizecek olursam, bakın fark ettiğiniz üzere tam insizelden geçirmedim, daha lingualden geçirdim. Yani tüberkülümüz, insizelimiz daha labialde kalıyor dişin. Buradan ise fasiyel ve lingual olmak üzere ikiye ayırıyor mezyalden ve distalden. Arkadaşlar, dişlerin bukal tüberkülleri bir çizgi ile birleştirildiğinde anterior posterior dediğimiz bir eğri oluşur. Biz bu eğriye spi eğrisi adı veriyoruz. Mandibular arkta iç bükey, maxillar arkta ise dış bükeydir bu spi eğrisi. Üst dişler yani fasiyele doğru, alt dişler ise linguale doğru eğimlidir. Üst dişler fasiyele doğru dış bükey. Alt dişler ise iç bükey. Çizecek olursak şöyle başlığı atayım. Anterior posterior eğri. Namı değer spi eğrisi. Evet, çizecek olursam bu şekilde bir mandibula bu. Bu şekilde bir eğim var arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimizde iç bükey bir eğim var. Maxilla'da da tam tersine dış bükey bir eğimden söz ediyoruz. Alt dişlerde bukal tüberkül daha uzun gözükür. Neden? Çünkü iç bükey demiştik. Yani alt dişlerimiz iç bükeydi. Ve bundan dolayı yanağa bakan tüberküllerimiz daha uzun gözükürken linguale bakan tüberküllerimiz daha kısa gözüküyor. Fakat aslında bu dişi çıkartıp elimize aldığımızda normalde lingual tüberkülü daha uzundur bukal tüberkülünden. Üst dişlerde ise lingual tüberkül bukal tüberkülden daha uzun gözükür. Neden? Üst dişlerde tam tersiydi, dış bükeydi. Lingual tüberkül daha uzun gözükecek ve bukal tüberkül daha kısa gözükecektir arkadaşlar. Evet. Karşıt arklarda aynı tip molar ve premolarların bukal ve lingual tüberkülleri birleştirildiğinde uzanan eğri mediolateral eğridir. Yani Wilson eğrisidir arkadaşlar. Wilson eğrisi. Maxillar arkın mediolateral eğrisi dış bükey iken mandibuların iç bükeydir arkadaşlar. Hemen bir fotoğrafı gelsin. Fasiyel ve lingual yüzeylerde kurvetür tepesi, kurvetür yüksekliği, kontür yüksekliği. Kontür yükseklikleri yemek atıklarının kaçış yönünü belirlemektedir. Yani kontür yüksekleri nedir arkadaşlar? Hemen göstereyim. Bu dişin kurvetür yüksekliği servikaldedir. Diyelim ki burası fasiyel, burası da lingual olsun. Burasının kurvetür yüksekliği buradadır. Servikal 1/3'lük kısımdadır. Lingualde ise orta 1/3'lük kısımdadır. Ne demek bu kurvetür yüksekliği? Kronunun en dış hattıdır. Yani burası şöyle 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 şöyle. Burası kronunun en dış hattıdır. Lingualde ise diyelim ki en dış hattı orta üçlüdedir. Kurvetür yüksekliği, kontür yüksekliği, kurvetür tepesi bu demek oluyor arkadaşlar.
Neden böyle bir şey var? Çünkü yemek atıklarının ön ve arka dişlerde servikal 1 bölü 3'lükte fasyal yüzeyindeki kontür yüksekliği servikal 1 bölü 3'lük kısımda. Lingual curvatür tepesi ise ön dişlerde servikalde iken arka dişlerde orta 1 bölü 3'lük kısımda bulunuyor arkadaşlar. Fotoğrafımız gelsin. Evet, bunu da anladıysak arkadaşlar, lingualimiz ise ön dişlerde servikal 1 bölü 3'lük, arka dişlerde ise orta 1 bölü 3'te bulunur. Kontakt alanları veya proksimal kurvetür tepesi ne demektir bu? 2 adet diş çizelim. Görüyoruz ki kontak alanları burada. Yani kontak alanları nedir? Dişlerin yan dişlerle yaptığı noktadır. Fasyalden izlendiğinde ardışık iki dişin kontak alanları aynı noktadadır. Gençlerde kontak noktalarında oluşurken ileriki yaşlarda kontak noktaları kontak alanlarına dönüşür arkadaşlar. Neden? Çünkü birbirlerine sürtmesiyle 10 milimetrelik bir aşınma gözleniyor. Ön dişlerden arka dişlere gittikçe insizal 1 bölü 3'lük kısımdan orta 1 bölü 3'lük kısma doğru kontak alanları yükselir. Evet, bir de diastema denilen bir durumumuz var. Nedir bu diastema? Evet arkadaşlar, görmüşsünüzdür bazı arkadaşlarınızın orta hattında bir boşluk var ve bu diş eksikliği gözükmeksizin bir oluşan boşluk ve biz buna diastema adını veriyoruz. Diastema. Fotoğrafımız gelsin. Üstten baktığımızda ön dişlerin fasciolingual yönde ortada, arka dişlerin ise bukolingual yönde orta hattan hafifçe fasiyelinde yer alır. Fotoğrafta göreceksiniz zaten. Yani çizecek olursam şimdi şöyle bir kadran düşünün. Sağ kadran. Buralarının temas yüzeyleri birazcık daha fasiyelde olurken buraların şöyle ortada olduğu gözüküyor. Yani normalde arka dişlerde ön dişler gibi olacak olursa şu kısımdan girecekken daha fasiyelde, daha dış yüzeyde olduğu görülmüş. Bunu da anladıysak embrasür aralığına geçelim ve dersimizi bitirelim. Embrasür aralıkları da şeklimiz gelsin. Embrasür dişler arasındaki boşluk demektir. Ardışık dişler birbiriyle temasında her kontak alanını çevreleyen 4 ayrı triangular embrasür aralığına bölünür. Lingual embrasür fasyal embrasürden daha geniş ve uzundur. Fotoğrafta göreceksiniz şu an. Çünkü linguale doğru genelde daralır arkadaşlar. Sorulara geçelim. Birinci soru. Aşağıdaki çıkıntı veya sırtlardan hangisi maksillar premolarda bulunmaz? A. Oblik sırt. B. Singulum. C. Mezyal marjinal sırt. D. Transvers sırt. E. Triangular sırt. İkinci soru. Hangi sırtlar iki tüberküllü premoların oklizal yüzeyini yani oklizal tablası çevrelemektedir? A. Mezyal marjinal sırt. B. Distal marjinal sırt. C. Bukkal tüberkülün mezyal tüberkül sırtı. D. Lingual tüberkülün distal tüberkül sırtı. E. Transvers sırt. Üçüncü soru. İki tüberküllü premolarda hangi sırtlar birleşerek transvers sırtı oluşturur? A. Bukkal tüberkülün bukkal sırtı. B. Lingual tüberkülün triangular sırtı. C. Mezyolingual tüberkülün triangular sırtı. D. Bukkal tüberkülün triangular sırtı. E. Bukkal tüberkülün servikal sırtı. Dördüncü soru. 3 tüberküllü premolarda aşağıdakilerden hangi tüberkül ya da tüberküller bulunmaz? A. Mezobukkal. B. Distobukkal. C. Bukkal. D. Mezyolingual. E. Distolingual. Beşinci soru. İki köklü bir dişin mine semen sınırından kök ucuna kadar olan anatomik yapıların doğru sıralaması hangisidir? A. Serviks, kök gövdesi, furkasyon, apex. B. Kök gövdesi, serviks, furkasyon, apex. C. Kök gövdesi, furkasyon, serviks, apex. D. Serviks, kök gövdesi, apex, furkasyon. E. Furkasyon, kök gövdesi, serviks, apex. Altıncı soru. Proksimal yönden bakıldığında bütün dişlerin fasyal yüzeyindeki en çıkıntılı noktanın
Kurvatür tepesi veya kontör yüksekliği yeri nerededir? A. Oklüzel 1/3, B. Lingual 1/3, C. Bukkal 1/3, D. Orta 1/3, E. Selvikar 1/3. 7. soru. Hangi aralıkta ya da aralıklar interdental papil olarak bilinen diş eti bölümünü içerir? A. Bukkal embrasür, B. Oklüzel embrasür, C. Lingual embrasür, D. Servikal embrasür, E. Interproksimal aralık. Evet arkadaşlar, ders 7'yi çok güzel bir şekilde bitirdiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.